Evet değerli dostlar, güzel insanlar. Şimdi gelelim sizlerin merak ettiği hisselere. Ee, şimdi güncelleştirelim. Hocam kent maliyet 421 bekle bekle ağaç olduk bitirdi bizi bu kat. Şimdi temel analizine bakalım ee, kentin. Bakalım kent niye böyle düşmüş? Yani bir ise yatırım yapıyorsanız o hisseyi yakından takip etmeniz gerekiyor kar mı açıklamış zarar mı açıklamış büyümüş mü büyümemiş mi temel analizlerine çok dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor bir önceki çeyreğe göre güzel bir kar açıklamış yani 2x yapmış bu da güzel değerli dostlar güzel insanlar brüt karı güzel bir önceki çeyreğe göre hatta 2026. çeyrekte de yaklaşık 192 e, milyon e, hasılat yapmış şu an 243 milyonda e, güzel o da iyi hasılatı iyi şimdi bakalım yani bu ise e, uygun mu değil mi pahalı mı değil mi Şimdi satış karlılık durumuna baktığımızda istikrarlı bir yükseliş devam ediyor. Bu güzel bir şey. Asıl gelelim olaya. FK'sı yani FK'sı bakalım ucuz mu pahalı mı? Şimdi değerli dostlar yani gıda sektöründe aslında çok da böyle pahalı bir şirket değil. Evet FK'sı 229 ama gıda sektöründe kendi alanında 229 ile takip ediyor. Ee, hemen hemen bir 50-50 gibi e, söz konusu ama diğer e, şeylere baktığınızda FK'sı çok yüksek e, bizim için sektörel bazda bakmak sektörel bazda baktığınızda e, FK'sı 262 yani FK'sından dolayı e, insanlar yatırım yapmıyor yani buna yaptırım yapacağına sanayiye yapıyorlar ya da ne bileyim e, enerji hisselerine bakıyorlar ilaç hisselerine e, yatırım yapıyorlar gibi 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 da ama o kadar da bir FK'sı yüksek değildir. Biliyorsunuz ki T kuru bilmiyorum kaçtır. Piyasa bölü defter değeri çok yüksek. Uuu. Çok yüksek. Çok yüksek olduğu için yatırımcı gelmiyor dostum. Yani onu sana söyleyeyim. Maalesef piyasa bölü defter değeri biraz değil. Biraz değil. Çok yüksek. Yani neredeyse. 10 katı kadar yüksek, 15 katı kadar yüksek, 11 katı kadar yüksek. Ee, bu da şirkete zarar veriyor. O yüzden acilen bir şeyler yapmaları gerekiyor. Şimdi rasyo trende gelelim. Şimdi aktif büyümesi, çeyreklik bazda favuk büyümesine bakacağız. Net karına bakalım. Bunlar önemli şeylerdir. Pekasına falan baktık. Gise başına kara bakabiliriz. etkinlik, ihracat oranı, kent ihracatı var mı? Bakacağız. Şunlara bir bakalım isterseniz. Evet. Şurada iyiymiş yani. Burada hisse başına kar iyiymiş. Ama şu an yataya sarmış durumda. Bir önceki ise başını kar e, 0.79 şimdi 0.83 e, hafif bir yükseliş var aktif büyüme e, biraz küçülmüş açıkçası bir önceki çeyreklere göre e, son iki çeyreğe göre biraz düşmüş e, bakın burada 2020 e, 12'de e, 46'ymış bu normaldır 12 şeyde ama 2021 3. çeyrekte 47 iken şu an 40 %40'a düşmüş aktif büyümesi Favık büyümesi hafif bir şekilde Yükselmiş iyi bir şey Net kar büyümesi çeyreklik bazda Sıkıntılı İhracat oranı Geçen bilançoya göre Yükselmiş %19'dan %25 %26'ya kadar çıkmış Bu da güzel bir şey Umarım en yakın zamanda Toparlanır biz tamamıyla şu an teknik ve veriler dışında temel verilere bakmak istiyoruz. Çünkü bilançolar gelmiş. Bilançolar açıklanınca insanlar bilançolara dikkat ediyor. Neyin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. O yüzden e, bu tür şeyler önemli olduğunu e, düşünüyorum. Değerli dostlar, güzel insanlar. Bir sonraki iseye bakalım. Şişe, e, Ege Seramik şişeye bakalım. Şimdi aynı verilere çişe içinde bakacak olursak bakın işte şirket bu şekilde arkadaşlar yani şirket bu şekilde son e, iki bilançodur çok ciddi bir şekilde e, güzel bir ivme yakalamış aktif büyümesi e, güzel e, Favuk büyümesi ciddidir favuk büyümesi de önemlidir aynı zamanda güzel net kar büyümesi görmüş olduğunuz çok iyi İhracat oranı güzel. E, şunun FK'sına bakmak istiyorum değerli dostlar FK'sı bakalım nasıl e, bakın güzel bir ralli e, FK'sına bakacak olursak <laughs> yani zaten e, kendi ortalaması kendisi yapıyor e, güzel e, piyasa değeri bile defter değeri e, bu da kendisi ya kendisi oynuyor, kendisi çalıyor, o şekilde. Ama veriler çok iyi durumdadır. Bir de ekser mi söyledin? Ekser. Öyle bakalım. Satışlar muazzam. Fasına bakacak olursak çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kendi sektörüne göre ucuz. Ondan sonra piyasa bölü defter değeri çok iyi. Bu çok önemli işler başarır yakın zaman dilimi içerisinde onu söyleyebilirim size. Aktif büyümüne bakalım, fafuk büyümesine bakalım, net kar büyümesine bakalım, ee, öz sermaye büyümesine bakabiliriz, <laughs> net satışlar büyümesine bakabiliriz. Bunlar bizim için yeterli olacaktır. Arkadaşlar aktif büyümesi e, son 2 ve hatta 3 ve hatta 4 e, bilançoya göre... Düşmüş. Bu kötüdür. Favuk büyümesi e, yani düşmüş. Sıkıntılı. Net kar büyümesi e, düşmüş. E, net satış büyümesi yükselmiş. Değerli dostlar. öz sermaye büyümesi de iki, iki bilançodur. Düşmüş. E, bu bilanço beklenenlerin altında gelmiş açıkçası. E, ama Ege seramin sana bilmediğim bir özelliği söyleyeyim e, borcu yok denecek kadar az e, onu da söylüyor Herkes benim hisselerimi yazmış benim yazmam gerek kalmamış ne olur şu Smart'a bakabilir misiniz bakalım Smart Şimdi temel analiz ise ise etkisi bir şekilde oluyor arkadaşlar e, yani temel analizi iyi olan şirket herkes yatırım yapar. Ee, onu sana söyleyeyim aktif büyümesi çeyreklik çeyreklik satış çeyreklik sermayesi. bakalım nasılmış ee, şöyle 2020 bu yana yani aktif büyümesi e, yataya bağlanmış, çok ciddi bir büyüme söz konusu değil. E, favuk büyümesi hafiften düşmüş. Net kar büyümesi güzel yükselmiş. Net satış büyümesi ciddi anlamda e, yükselmiş. Öz sermaye büyümesi e, düşmüş biraz, biraz düşmüş. Şimdi bakalım ise ucuz mu değil mi ona bir bakacak e, olur isek. Şimdi satış karlılık oranı hafiften bir yükselmiş. Şimdi PK'sı yüksek. yüksek Yani bilişim ve yazılım ortalamasına göre yüksek. O yüzden ise yatırım yapmak istemiyorlar. Piyasa deri bölü defter deri de 2.60. Bu da yüksek değerli dostlar. Şimdi yazalım notlarımızın arasına. Smart'a baktık şişe ekser kent tireye bakabilir misiniz tire bir bakalım şimdi tire non diye bakalım Bakın ciddi bir rally. 10 numara 5 yıldız. Çok güzel. FK'sına bakacak olursak FK'sı çok iyi. Piyasa böyle defter değeri iyi. Şu an burada sınıfta Kalmadı arkadaşlar sınıfı geçti. Şimdi aktif büyümesine bakalım, e, favuk büyümesine bakalım, net kar büyümesine bakalım, net satışlar büyümesine bakalım ve hatta hisse başına kara da bakalım mı? E, ihracat oranı var mıdır? Yani bence olması gerekiyor. Hatta yanlış yaptık yine. Şöyle bir e, 2020'den başlayalım. Bakalım neler oluyor 2020'den bu yana. Evet aktif büyümesi çok güzel. E, favuk büyümesi biraz düşmüş. Net kar büyümesi düşmüş. E, net satışlardaki büyüme ciddi oranda yükselmiş. İhracat oranı bir önceki çeyreğe göre yükselmiş. Bu da önemli bir şey. Yani bu, bu çeyrek çok sıkıntılı bir çeyrekmiş. Hatta yani 2020-12'den e, bu zamana kadar sıkıntılı günler geçirmiş hatta 2020 0.9 çeyreğinde bu yana kadar bir düşüş var. Ama şu an toparlanma süreci ni yaşıyor. E, genel itibariyle e, tire e, olumludur arkadaşlar. Ucuz bir hisse diyebiliriz. E, sekur ve bedelsiz bekleyen otostere üzerini görmek istiyoruz. Yani bu bizim elimizde olan bir şey değil ama e, sekur pahalı mı değil mi? bakalım bedelsiz bekliyorsan e, karını yükseltmesi gerekiyor. Aktif büyümesi ciddi oranda yükselmiş. Favuk büyümesi ciddi oranda yükselmiş. Net karı bir şey çıkmamış. Net satışlarda ciddi bir yükseliş. İhracat oranı %13 oranında artmış. Çok güzel. Şimdi en önemli konuya geliyoruz. Hisse ucuz mu değil mi? Satış karlılık durumuna bakacak olursak ciddi bir yükseliş var. Çok iyi şimdi FK'sına bakacak olursak FK'sı çok yüksek pahalı bir hisse pahalı bir hisse e, piyasa değeri bölü defter değeri e, uygun e, FK anlamında yük, e, pahalı ama piyasa değeri bölü defter değeri iyi e, iyi genel itibariyle arkadaşlar iyi FK'da da e, bir düzeltme olsa çok da güzel olur diyebilirim. Hangi hisse demiştin sen buna? Sekur değil mi? Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Sizin merak ettiğiniz hisseleriniz varsa mutlaka ama mutlaka bu videonun altında yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Saat 3 ben neredeyse 10 saattir bilgisayar başındayım değerli dostlar. Enerjim bitmek üzere. O yüzden elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım sizler için değerli dostlar, güzel insanlar e, rica ediyorum sizde e, beğenmeyi unutmayın.